Merhaba arkadaşlar, Şok Marketlere Atatürk çiçeği geldi. Harika formu var, muhteşem çiçekleriyle 69.90'dan satışta. Eğer Atatürk çiçeklerini seviyorsanız bu güzellikleri kaçırmayın. Şu an Şok Marketlerden temin edebilirsiniz. Şimdi ben sizi balkonuma götüreceğim. Dikenler tacı, sardunyalarım, sukulentlerim ne durumda? Hep beraber inceleyelim. Merhaba arkadaşlar, şöyle güzel balkonumdan hava kararmadan önce size son hallerini paylaşayım. Bakar mısınız? Her biri renklenmeye başladı. Yeni saksılarında daha da mutlu oldular. Karamel. Karamel, merhaba annem. Merhaba kuzu. Kasımpat'ın arkasında harika görünüyor. Dikenler ağacı ormanında yaşıyor biliyorsunuz. Şöyle güzelliklerimin de çiçeklerini sizlere göstereyim arkadaşlar, bakar mısınız? Maşallah, subhanallah. Her biri çok güzel. Sararan yaprakları kopartıyoruz. Bu şekilde her gördüğümde bakımlarını da yapıyorum. Karamel, selam vermek ister misin Karamel? Canım, buradan mı sesleniyorsun sen? Buradan mı sesleniyorsun? Kucak mı istiyorsun annem? Hayır, kucağı almayacağım şimdi Karamel. Bir 10 dakika sonra şöyle renklerini aradan harika çiçeklerini göstereyim. Bakar mısınız? Bu fuşya pembe olan. Bakın bolca da tomurcuklar geliyor arkadaşlar. Maşallah, subhanallah, her bir yerinden tekrar çiçeklendi. Şöyle göstereyim. Çok güzel görünüyor. Arkalarına kadar bolca çiçekler. Şuradan da çiçekler geliyor arkadaşlar. Şu eski çiçekleri. Hiç çiçeksiz kalmayan bir tür. Harika çiçekler veriyor. Bu da böyle dolu dolu çiçekleriyle. Bu da harika görünüyor. Bu kırmızı olan. Bu ebruli pembe olan dikenler tacı. Ama büyüklüğünü göstermek istiyorum size. Bakar mısınız? Devasa arkadaşlar. Çok büyük bir saksıda dikili. Ve kocaman olmuş güzellikler. Bunlar da yeniden tomurcukları. Bakın, çiçek tomurcukları geliyor. Harika çiçekler gelecek inşallah. Şöyle göstereyim. Şu fuşya pembeyi ayrı seviyorum. Gerçekten çok güzeller. Şöyle de beyaz kasımpatımız burada. Bakar mısınız? Bunlar da büyük saksıyı aldıktan sonra son hallerini sizlere paylaşayım dedim. 20'lik saksıda arkadaşlar bunlar. Devasa oldular. Artık saksılarından taşıyorlardı. Tabii ki yine kayıt almadan ben bunların saksılarını değiştirdim. Çünkü vaktim olmuyor. Özellikle çoğu zaman gece karanlıkta yapıyorum bunları. Bunların arka sıralarının tamamı 20'lik saksıda. Şöyle alttan göstereyim size. Bunlar 15'lik saksıda arkadaşlar. Öbürleri 20'lik saksıda. Arkadan da gözüküyor saksı boyları. Çok büyükler. Şöyle renklere bakar mısınız? First Lady hanımefendinin güzelliği. Opalina'nın zerafeti. Pink Donna'nın rengi, Fantastiğin fuşya tonları, Perlem, yıllardır benimle olan, bu Red Ruby, Purple Pearl, renklerini almaya başladılar artık arkadaşlar. Bunların her biri renklere oturmaya başladı artık. Şöyle göstereyim sizlere. Neon Breakers, bu Afterglow, bu Chrysanthemum. Blue Vives, bakın Linguas, beyaz kasımpatı, şöyle harika, Agovaidis'lar, bunun bir tanesi Thriller Pearl, diğer ise de Crispit bitiyor arkadaşlar. Şunlar Korelilerim, Shaviana'm, Mina'm, yine Agovaidis, Polydonis'lar. Ve içlerinde de farklı türler var. Şimdi şu kısmı göstermek istiyorum size. Bakar mısınız? Ay yıldızlı bayrağımızın yanında. Şu rengine arkadaşlar, gerçekten rengi burada tam çıkmıyor. Gerçekte o kadar kırmızı ve güzel ki. Şu fuşya ile ikisini yan yana göstereyim. Biri bordo, biri fuşya. Harika görünüyor. Ve ortada Debbie'nin morluğu. Şurada her çeşit güzellikler. Şöyle bakar mısınız? Bunlara yer kalmadı. Bunlara birazcık yer açmam lazım. Yoksa gelişmesi için yerleri kalmadı. Şöyle arzeler, pinkfishler, mokakolar, Nana Hukumini, Albert Baynes, Blue Elegance. Arkadaşlar her şey var. Şöyle Draco, şöyle pink trompet, variegata olan, Ghosty, şöyle picruslar, arkada kırmızı kamp ateşi. Onu şuradan göstereyim.
O buradan gözükmüyor. Şöyle göstereyim çünkü önümde dikenler tacı olduğu için bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Yandan görüntüsünü de almak istiyorum ama şu an bayrağımızdan dolayı, anlı şanlı Türk bayrağımızdan dolayı gözükmeyebilir. Bakar mısınız? Harika görünüyorlar. Şimdi şu kısmında neler var? Hemen oralara bakalım. Şöyle. Burada da yapraktan büyüttüğüm bebişler. İlk halleri arkadaşlar. Minik halleri. Bakın şöyle harika görünüyorlar. Minnak minnak. Çok tatlılar bunlar. Karamel kucak istiyor. Karamel. Biraz bekler misin anneciğim? Bakın aralarını doldurdular. Bunlar birazcık daha sıkışsınlar. Yerlerini değiştireceğim. Bir büyük saksıya alacağım. Fredlere, şunları çok seviniyorum. Fredler, yapraktan büyüttüm bebişlere. Çünkü yazın çok fazla fred kaybım oldu. Şu anaç fredim. Şöyle de güzelliklerin hepsini sizlere göstereyim. Şu da debi yapraktan büyüttüm. Lola. Arada ne kadar güzel görünüyor Lola. Bir taraftan da şu yaprakları alalım. Gördüğümüz kurumuş yaprakları da alalım. Sonra görmüyorum çünkü gözden kaçabiliyor. Bunlar da anneler. Yani aslında birçoğu yapraktan büyüttüm arkadaşlar. Bunlar bir büyük boyları. Şunlar da şöyle harikalar. Bakar mısınız? Formlarını size göstermeye çalışıyorum. Bu şekilde güzellikler. Şuradaki çiçeği de göstereyim size. Burada en nadide çiçeğim. Şu an buraya geldi Karamel. Karamel. Canım. Karamel şu an çiçeklerimi koruyor. Kuşlara karşı koruyor. Hiçbirini yaklaştırmıyor. Değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Balkonumun bekçisi. Balkonumun en nadide güzelliği Karamel. Tabii ki ısrarla kucak bekliyor. Kucağı alacağım anneciğim. Birazcık sabretmen lazım. Şu brittolarda hiç yaprak koymadı Karamel. Hepsini döktü. Şurada da aralıksız çiçek açan leş kaktüsüm arkadaşlar. Sürekli çiçekler açıyor. Maşallah, subhanallah. Bir sürü yine büyük bordo leş kaktüsümde çok fazla çiçekler açtı. Şöyle üstten göstereyim size, dolu dolu. Harika görünüyorlar. Bakın üst kısmına da göstereyim. Şöyle bakalım, burada da kalan şunlara bakalım. Şöyle güzellikler. Balkonum bu şekilde. Keyifleri yerinde. Bakımları yaptıktan sonra havalar da serinse daha ne istesinler? Çok mutlu büyüyorlar arkadaşlar. Yeter ki bakımlarına dikkat edelim. Sıcak havalarda çok mutsuzlardı. Çok fazla kayıplar verdik ama havalar serinlemeye başladıktan sonra artık yüzümüz gülmeye başladı onlarla beraber. Onlar mutlu, biz mutluyuz. Bu şekilde harika güzellikler. Her biri ruhumuza şifa oluyor arkadaşlar. Şunun kokusu buram buram geliyor. Nasıl mutlu etmesin ki? Gerçekten ruhumuza terapi gibi geliyor bunlar. İnanılmaz güzeller, inanılmaz güzellikler. Böyle güzellikler arkadaşlar. Üzerindekiler, bunlar biliyorsunuz hep bahsediyorum. Benim zeolit arkadaşlar. Yaz sıcağından, kış soğuğundan koruyor. Sıkıştırılmış toprak gibi düşünün. Volkanik kayaç türü. Sıkıştırılmış bir toprağa benziyor. Bildiğiniz çakıl taşlarından değil arkadaşlar. Şöyle size görsel şöleni sunayım. Hep zamanla yarışıyorum. Bütün işlerimde çok yoğunum arkadaşlar. Evde yine annelik, ev hanımlığı. Yani hiç durmuyorum. O kadar yoğunum ki biliyorum çok hızlı çekiyorum. Çok hızlı gösteriyorum size bu güzellikleri. Ama inanın bakın hava kararmak üzere ve ben mutfağa girip yemek yapmam lazım. Onun için hep zamanla yarışıyorum. Zamanla yarıştığım için de böyle oluyor. Yoksa ben de hani siz istiyorsunuz ki uzun videolar Sevgi Hanım çeker misiniz? Detaylıca gösterin ama inanın vaktim yok.
Size sadece balkonumda böyle gördüğüm güzellikleri 8-10 dakikalık size göstermeye çalışıyorum. Saksı değişimlerinde zaten ayrıca izin alıp bunlara bakmaya çalışıyorum. Çünkü çok uzun sürüyor, günlerce sürüyor. O dönemlerde de zaten saksı değişim dönemlerinde de daha uzun videolar oluyor. Ama şimdi böyle size bitmiş halleri, işlemini, besin gübresi veriyorum ya da işte toprağını değiştiriyorum, saksını değiştiriyorum. Son hallerini sizlere paylaşıyorum. Bakar mısınız güzelliklere? Şu Mendoza'nın güzelliğine bakın. Harikalar. Her biri ayrı güzel arkadaşlar. İyice saksılarını doldurdular bunlar. Böyle sıkışık seviyorum ben. Sıkışık arajma saksılarını çok seviyorum. Zaten yerimizde yok. Tek balkonda büyüttüğüm için bunları bir balkona bu kadar çiçeği sığdırmaya çalışıyorum. Tek balkonda da bu kadar oluyor. Şöyle göstereyim. Harika güzellikler. Karamel resmen ayağıma sarılıyordu. Şimdi yukarıya çıktı, kucak istiyor. Israrla anne beni kucakla diyor. Şöyle kapatayım. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.